suda boğuldular. Bu olayların ardından Hazreti Musa kavmiyle beraber güvenlik içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Tur Dağı'na doğru yöneldi. Çünkü Kur'an'da bildirildiğine göre orada Allah Hazreti Musa ile sözleşmişti. Bu sözleşme 40 günlük bir süre için yapılmıştı. Hazreti Musa dağda 40 gün kalacaktı. Musa'yla 30 gece için sözleştik ve ona bir 10 daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre 40 geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a, "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma," dedi. Hazreti Musa kavminden ayrıldı ve tayin edilen sürede Tur Dağı'na ulaştı. Bu süre içinde Hazreti Musa, Yüce Rabbimizin huzuruna çıkıp, ondan içinde her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklaması bulunan levhaları aldı. Allah, "Ey Musa," dedi. "Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. Ve şimdi bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de emret ki en güzeliyle sarılsınlar. Size fasıkların yurdunu pek yakında göstereceğim," dedik. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un vefatlarından sonra onlardan geriye kalan bazı eşyaların ve rivayetlere göre Tevrat'ın orijinal nüshasının da içinde bulunduğu kutsal ahit sandığı birçok el değiştirdi. Hazreti Musa'nın vefatından sonra İsrailoğulları yine isyan etmeye ve sapkınca yollar izlemeye başladılar. Azgınlık yaparak Hazreti Musa'nın öğrettiği dini terk etmeye yöneldiler. Bunun ardındansa onlar için azap dolu bir dönem başladı. Pek çok zorluklarla, zalim yöneticilerle karşı karşıya kaldılar. Çok büyük zulümler gördüler. Yurtlarından çıkarılıp evlerinden sürüldüler. Ve içinde bulundukları bu durumdan kendilerini ne şirk koştukları ilahlarının, ne mallarının, ne de atalarının kurtarabileceğini anladılar. Bunun sonucunda da Allah'tan bu zalim yönetime karşı mücadele etmek için bir yönetici istediler. Allah onların bu durumunu Kur'an'da şöyle haber verir: "Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine, bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız," demişti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan," demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı zaman az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir. Müzik.
Allah İsrailoğulları için melik olarak Hazreti Talut'u seçti. Ancak onlar büyüklenerek buna isyan ettiler. Gereksiz bahaneler öne sürerek Allah'ın hükmüne nankörlük etmeye kalkıştılar. Onlara peygamberleri dedi ki, Allah size Talut'u gönderdi. Onlar, biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal bolluğu verilmemişken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık onun olabilir, dediler. O demişti, doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah geniş olandır, bilendir. Allah onların bu itirazlarına karşılık Hazreti Talut'un hükümran olduğunu çok açık bir delille onlara göstermiştir. Yanında bulunan ahit sandığını, diğer adıyla Tabut-u Sekine'nin varlığını. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Ayette geçen tabut sözcüğü sandık anlamına gelmektedir. Bu sandık, içerisinde kutsal emanetlerin bulunduğu ahit sandığıdır. Ve Hazreti Talut'un yanında bulunması da onun hükümdarlığının alametidir. Üzerinde ittifak edilen bir rivayete göre, sandığın içinde Hazreti Musa'nın asasıyla Tevrat levhaları ve Hazreti Harun'un asasıyla sarığı gibi kutsal emanetler bulunmaktadır. Ayete göre ahit sandığı Talut'un hükümdarlığının simgesi olduğu gibi, hadislerde bildirildiğine göre Mehdi'nin yeryüzünde kuracağı hükümdarlığın da simgesi olacaktır. Yanında sandığın bulunmasıyla hükümranlığı açıkça anlaşılan Hazreti Talut, Calut'un ordusuyla savaşmıştır. Tarihi kaynaklara göre bu savaş esnasında sandık zalim hükümdar Calut'un eline geçmiştir. Ancak sayıca daha az olmalarına rağmen İsrailoğulları bu savaşı kazanmışlardır. Bu savaşta Hazreti Davud Calut'u öldürmüştür. Böylece sandık da Hazreti Davud'a geçmiştir. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi. Ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazıl ve ihsan sahibidir. Hazreti Davud, hem hükümdar hem de Allah'ın kendisine ilim verdiği bir peygamberdir. Hazreti Davud döneminde Kudüs, Birleşik Yahudi Krallığı'nın başkenti ilan edilmiş, böylece Ahd-i Atik sandukası bu şehre taşınmıştır. Hazreti Davud sandığı kendisinden sonra hükümdar olan Hazreti Süleyman'a emanet bırakmıştır. Üç ilahi din için kutsal olan bir belde. Kudüs. Bu şehir, Hazreti Süleyman'ın inşa ettirdiği mabet ve ahit sandığıyla anılan bir tarihe sahiptir.